Herkese Xperia Link'ten merhaba. Benim adım Cüneyt Aksoy, Xperia Link platformun kurucularından. Hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız birbirinden değerli. Münih'ten katılan Sayın Doktor Elif Duygu Cındık ve Frankfurt'tan katılan Sayın Doktor Ayşe Özüdoğru. Hoş geldiniz Elif Hanım. Ayşe, Hoş, sen de hoş dinlemek geldin. istiyor musun? Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bugünkü konumuz Almanya, bir doktorun Almanya kariyeri yolculuğu. Türkçe konuşan uzmanlarımızı evrensel deneyimlerini paylaştıracak bir platformuz. Ve nokta atışı deneyimlerinde, tecrübelerinde karşınızdayız. Bugün de bir doktorun Almanya kariyer yolculuğu nasıl gerçekleşir, hangi sorunlarla karşılaşır ve neden böyle bir ihtiyaç var? Bu konuyu sizinle konuşacağız. Elif Hanım, sizden başlayalım. Siz iki büyük nöroloji psikiyatri merkezi yönetiyorsunuz ve kurdunuz Münih'te. Ve Almanya doğumlusunuz. Bütün tıp eğitiminizi Almanya'da ve Amerika'da gerçekleştirdiniz. Ve bu anlamda da tabii Türkiye'den ve bütün dünyadan aslında iş başvurularına yani bir yerde baş başa kalıyorsunuz ve aynı sorular size hep yöneliyor. İşte Almanya'da bir asistan doktor olarak nasıl işe başlanır, nasıl iş başvurusu yapılabilir, denklik belgesi nasıl alınır ve ayrıca tabii ki Almanya'ya özel olan bu aprobasyon süreci nasıl gerçekleşir? Bunlarla ilgili sürekli sorular geldiği için böyle bir fikir doğdu. Dedik böyle bir söyleşi gerçekleştirelim. Hem herkes tek bir kaynaktan faydalansın ve sorularını da chat bölümünden iletme fırsatları olsun. Öbür tarafta da Frankfurt'tan Ayşe, sen bu yolculuğu aslında geçirmiş olan birisi olarak yani eş sebebiyle Almanya'ya geldin. Ve sonra Evet. tabii ki buraya yerleştikten sonra da Türkiye'deki hekimliğini buraya bir denklik süreci içerisinde tanımlamak için uğraştın ve başardın. Ve şu anda da zannedersem bir 3-5 aydan beri de bir psikiyatri merkezinde bir hastanede çalışıyorsun. Şimdi ne tesadüftür ki ikiniz de psikiyatri bölümünden geldiniz için ben topu size bırakıyorum. Çünkü benim hiç yani uzmanlık alanım değil, öyle söyleyeyim. Ve öncelikle sizden başlayayım Elif Hanım. Bu gelen başvurular, şimdi bilhassa bütün dünyadan ve özellikle de Türkiye'den gelen başvurular sizlere bir şekilde ulaşıyor. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Ne gibi sorular geliyor size? İşte Almanya'da bir asistan doktor veya da doktor olarak çalışmak bağlamında. Pandemi başından beri sosyal medyada çok fazla paylaşım yapıyoruz. Hastalarımıza çok yarıyor, çok iyi geliyor. Her tarzda işte pandemi sürecinde ne yapabilirler diye. Onun için çok aktifiz sosyal medyada. Facebook'ta, YouTube'da kanalımız var, Instagram'da, Twitter'de. Bu arada reklamını da yapmış olayım. Doktor Elif Cındık olarak bizi bulup takip edebilirsiniz ve oradan çok insan bize ulaşmaya çalışıyor. Instagram'dan günde belki 10 psikolog yazıyor, birkaç doktor arkadaş yazıyor. Çok insan bizimle beraber çalışmak istiyor. Türkiye'de şu anda sağlık personeli olmak galiba çok çok zor. Hele bu pandemi süresinde insanlar gece gündüz çalışıyor 7-24, ailelerinden uzak kalanlar var. Ailelerine sakın virüs bulaştırmasın diye. Onun için insanlar çoğunlukla yurt dışında çalışabilir miyim diye soruları oluyor. Çoğu da zaten şu anda yurt dışına çıkma sorunum var, çıkamam, izinim yok diyor ama soruyor yani uzun vadede yurt dışında çalışma imkanım nasıl olur diye. Ben şimdi onun için Ayşe ile beraber bugün hepinize hep beraber bilgi vermek istiyoruz. Ben iki merkezimde 10 lisan konuşan, değişik kültürlerde hizmet veren psikiyatri, psikoterapi uzmanlarla ve nörolog ve de
psikolog, asistan doktorlarla. Bizde 7 uzman var, 4 asistan doktor pozisyonu var. Şu anda da pozisyonlar boş çünkü arkadaşlar gelmek istedi, çalışma izni alamadı. Şu anda 2 tane Türkçe konuşmak isteyen asistan için pozisyonlar boşaldı ve doldurmaya çalışıyoruz yani. Bunu da bu arada söylemiş olayım. Yani biz göçmenlere çok hizmet veriyoruz. Çalıştırma izinimiz var. Ben psikiyatri, iktisas 2 sene çalıştırabiliyorum. Yani 2 sene eğitim verebiliyorum. Psikosomatik hastalıklar üzerine 1 sene veya 1,5 oldu şimdi galiba. Nöroloji üzerine 1 sene verebiliyoruz ve bu tabii ki Almanya'daki iktisas için çok uzun bir süre ve çok değerli bir yani izin. Şimdi Türkiye'de siz bir TUS imtihanı var, ona giriyorsunuz. Ondan sonra uzman olmak için bir pozisyonu kazanıyorsunuz. Puan tutturmanız gerekiyor ve işte diyelim istediğiniz belki dala giremiyorsunuz veya yani burada biraz bir sorun yaşamış oluyorsunuz. Biz Almanya'da üniversiteyi başarılı bitirdikten sonra kendimiz istediğimiz dala karar veriyoruz ve o dalda işte çalıştırma izni, eğitme izni olan herhangi bir kuruma, işte bizim ayakta tedavi ünitesine benzer işte sağlık merkezimiz var. Bir koskocaman bir muayenehane gibi diyebiliriz. 2 yerde Münih'te. Başka hastaneler var, başka muayenehaneler var. Burada çalışma izni olan tüm meslektaşların bir listesi var. Onu tabipler odasından alabiliyorsunuz ve oralara başvurabiliyorsunuz. Ama Türkiye'den gelen insanlar her zaman meslektaşlar önce bütün karneleriyle her eyaletin birkaç yeri var. Yani eyaletin yaşamak istediğiniz bölgeye bağlı çalışma izni veriliyor. Her eyaletin burada farklı yerler var, adresler var. Onu internetten kolaylıkla bulabilirsiniz veya müracaat ettiğiniz yerler de size yardımcı olur. Bizde mesela Münih'in ortasında şehir içinde olduğumuz için Regierung Oberbayern. Oradan önce denklik alıyorsunuz. Denklik hakkında internette çok iyi bilgiler var. Hatta Türkçe'de de, onu Ayşe de birazdan anlatabilir size. Türkçe veya İngilizce, yani Almanca aşamada bilmeniz gerekmiyor. Tüm denklik hakkında bilgileri Ayşe benden çok daha da iyi anlatır. Çünkü bütün bu yollardan geçti. Oradan alabiliyorsunuz, bütün karnelerinizi yolluyorsunuz. Daha Almanya'ya gelmiş olmanız gerekmiyor. Yani Türkiye'den bütün bu denklik hakkında olan adımları atıyorsunuz. Ondan sonra onlar size tamam, biz kabul ediyoruz. Üniversiteniz bizim üniversitelere benzer. Siz işte doktorsunuz. Siz işte şimdi Almanya'da çalışabilirsiniz. Ondan sonra hospitasyon için bir yer arıyorsunuz. Orada birkaç ay en fazla kalabiliyorsunuz. Yani biz 2 veya en fazla 3 ay yanımızda hospitasyon yaptırıyoruz. Yurt dışından, bilhassa Avrupa dışından gelen arkadaşlara para ödeyemiyoruz. Bu çalışma değil, çalışmaya ısınma, alışma, yanımızda oturma, belki birkaç hastayı yalnız bakıp da işte mektupları hazırlama vesaire. Bu tarzda bir çalışma hayatına ısınma süreci gibi göreceksiniz bu zamanı ve bu zaman içinde tabii maddi açıdan kendiniz hayat şartlarını burada karşılıyorsunuz. Belki size yemek açısından, belki kaldığınız yer açısından bazı yerler yardımcı olabilir. Belki odanızı öder, belki yemek için, öğle yemeğiniz için hastaneler size yardımcı olur vesaire. Ama bu zaman içinde bir de Almancanız C1 seviyesinde olması gerekiyor ve
Bunu tabii ben Bavyera için kesin söyleyebilirim ama neredeyse her eyalet artık aynı şekilde davranıyor. Fachsprachprüfung denilen, yani bu bir nevi tıbbi bilgilerinizin üstünde durulmayan ama Almancanız yeterli mi, yetersiz mi ve Almanca aslında bir oyuncu olan bir hastayı muayene ediyorsunuz ve orada teşhisleriniz üzerine bilgi veriyorsunuz. Sizin imtihanınızı yapan genelde iki profesör veya iki uzman oluyor. Değişik dallardan genelde maalesef psikiyatriden olmuyor. Psikiyatristler hiç olumsuz netice olsun istemez. Yardımcı olur imtihanı geçen insana. Burada iç hastalıkları değişik değişik artık tabipler odası kimi uygun görüyorsa uzmanlardan imtihandan geçiyorsunuz. Bu hastanın neyi var? Ne konuşurken ne buldunuz? Hangi şekilde muayene ettiniz? İşte hangi şekilde tedavi sunmak istiyorsunuz vesaire vesaire. Ve ondan sonra bu imtihanı geçtikten sonra ancak çalışma iznine başvuruyorsunuz. Ve bu çalışma izni ile bir sene boyunca ama şimdi tabii maaş alarak herhangi bir yerde çalışabiliyorsunuz. Bunun ismi Anerkennungsjahr. Ve bu sene sonrası yine bir imtihana giriyorsunuz. Onun ismi de Approbationsprüfung. Yani hakikaten bir Alman doktorla denk olma aşamasına geliyorsunuz o imtihanı geçtikten sonra. Bu bir sene çalışma izini 1,5 veya 2 seneye kadar uzatılabilir. Ve bu süre içinde tabii Almancanız çok iyi düzelmesi lazım, çok iyi ilerlemesi gerekiyor. Tabii bizde o kadar çok Türk hasta var ki bizde bize gelen Türk arkadaşlar çok memnun kalıyor. Çünkü gündelik hayatı hemen buz gibi deniz suyuna atılır gibi olmuyor. Biraz daha hafif oluyor. Yavaş yavaş alışıyorlar. Ama tabii ki bu tarzda ilerlemek gerekiyor. Şimdi ben topu Ayşe'ye atayım. O detayları benden çok daha güzel söyleyebilir. Tabii ki her zaman sorularınız için buradayız, açığız. Buyur Ayşe. Ben Ayşe, Ayşe devralmadan hemen bir araya girmek istiyorum. Şöyle, Xperilink platformu içerisinde Xperimet olarak da ayrıyeten sağlık uzmanları için bir grubumuz var. Ve sırf sağlık uzmanlarına yani giriş sağladığımız bir platform orası da. Orada da bu bütün aprobasyon sürecini ve sizin bahsetmiş olduğunuz o adreslere oradan ulaşabilir arkadaşlar. Yani Xperilink içerisinde mesleğinizi doktor olarak eğer tanımladığınız takdirde oraya başvurup giriş de yapabilirsiniz. 6 tane videodan oluşan bir anlatım videosu var. İngilizce maalesef. Onu da bir stajyer arkadaşımıza yaptırdık. Oradan da bilgi edinebilirsiniz. Buyur Ayşe. Elif Hanım çok güzel özetledi aslında süreci. Yalnız Almanya'da pek çok eyalet var. 16 tane farklı eyalet var ve eyaletler arasında da bu süreçte bir takım değişiklikler olabiliyor. Bazı eyaletlerde ciddi değişiklikler olabiliyor. Kusura bakma bunu diyorum. Ben Hessen'de bu sürece dahil oldum. 2018 Kasım ayında Almanya'ya geldim ve o zamandan beri bu sürecin içindeyim. Önce tabii dil eğitimi, daha sonra bu denklik süreçlerine başvuru aşaması gerçekleşti. Aslında sürecim henüz tamamlanmış değil. Ben şu an Berufsarlı Atlas'ta, yani geçici çalışma izniyle çalışmaktayım. Aprobasyon başvurumu 8 ay önce yaptım ama hala beklemedeyim. Biraz pandemiden dolayı da değerlendirmeler yavaşlamış durumda maalesef. Bekleme süreleri öncesine göre daha fazla. Şimdi en başından öncelikle Hessen için daha net bilgi verebilirim. B2 sınavını geçtikten sonra aprobasyon, yani tam denklik için başvuru yapılabiliyor.
Ama Berufsarlı Agnes dediğimiz bu süreli çalışma izni için 2 yıla kadar. Süreli çalışma izni için aynı zamanda Fachsprachprüfung sınavını geçmiş olmanız gerekiyor. Tıbbi Almanca olarak da çevirebiliriz bunu. Elif Hanım çok güzel özetledi. Ancak bu Fachsprachprüfung'u başvurduktan sonra Berufsarlı Agnes'e başvuru yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu geçici çalışma izniyle 2 yıla kadar çalışabiliyorsunuz. Aprobasyon almanın 2 yolu var. Birincisi direkt Kenntnisprüfung dediğimiz sizin bilgi seviyenizi, tıbbi bilginizi ölçen bir sınava katılabiliyorsunuz. TUS gibi diyebilirim. Tabii biraz farklılıklar var. İçinde pratik sınavı da barındırıyor. Ya da Gutachter yoluyla, yani bilir kişinin sizin evraklarınızı incelemesi yoluyla da denklik alınabiliyor. Ben şimdilik bu süreci takip ediyorum. Herhangi bir olumsuz cevap gelmesi durumunda Kenntnisprüfung'a girmem gerekecek tam denkliği almam için. Şu an dediğim gibi Berufsarlı Agnes'le çalışıyorum. Ben aslında Elif Hanım'a bunu da sormak istiyorum. Sizin bünyenizde sadece aprobe olan, yani tam denkliğini almış olan hekimler mi çalışabiliyor, yoksa Berufsarlı Agnes'le de çalışan asistan hekimler var mı? Var var. Şu anda Berufsarlı Agnes'le çalışan hekimler var yanımızda. Çalıştırabiliyoruz. Ve işte bu derdimiz var şu anda. Bizim 2 tane Azerbaycan'dan gelen çok değerli arkadaş, hatta 2 ay aprobasyon Berufsarlı Agnes almadan önce alıştırdık. Hep yanımızda bulundular. Çok güzel işe alıştırdık. Nasıl hastaları tedavi edebilirler, nasıl mektup yazabilirler vesaire. Ondan sonra başka bir eyalette çalışmışlıkları olduğunu biz bilmiyorduk. Onlar da önemli değil diye bize söylemedi. Sonra Bavyera eyaletinde artık Berufsarlı Agnes öncesi, yani Berufsarlı Agnes 1 sene veya 2 sene en fazla olur. Ondan sonra imtihana girmeleri gerekir diye bize bu iki arkadaş, yani biz onların geleceğini ve onlarla çalışacağımızı zannettik. Hem Rusça biliyorlar, hem Türkçeleri de çok iyi. Bizim için harikulade aslında, bizim çok kültürlü ekibimize. Ama sonra ikisine de izin çıkmadı ve eski eyaletlerine dönmek zorunda kaldılar. Çok kötü oldu bizim için. Onun için şimdi 2 pozisyonumuz boş kaldı. Aslında her şeyi çok güzel hazırlamıştık ve zor durumda kaldık. Ama bir de arkadaşımız vardı, genç, çok güzel çalışan, hastalar kendisini çok seviyor, çok iyi empati kurabilen bir arkadaşımız. Onda da şöyle bir durum vardı. Çalışma iznini, hatta şu anda pandemi sürecinde çok büyük bir kolaylık sağlanmıştı. Herkes çalışma iznini Fachsprachprüfung yapmadan, olmadan alabiliyordu. Bir işte şu anda doktorlara ihtiyacımız var. Onun için bu çalışma iznini böyle de alabilirsiniz, kabul ederiz diye 1 senelik ve bu arkadaş 1 sene neredeyse doldu, yani 9 ay gibi bir durum oldu. 9 ay sonra bu imtihana girip imtihanı geçemeyince kalan 3 ayı da elinden aldılar ve çalışma izini sona erdi. Ve bunu neden yapıyorlar? Siz Almancanız yetersiz, hastalar için tehlikelisiniz diyorlar. Halbuki bizde o kadar çok Türk hasta var ki zaten Türkçe konuşan bir asistan her konuşulan kelimeyi anlıyor. Her zaman hastalarla arası çok iyi oluyor. Ama işte bu durum bizi biraz üzdü. Ama bir daha Ayşe'nin soruna geri geleyim. Bizde çalışma, yani aslında şu anda Berufsarlı Agnes çalışma izni olan herhangi bir eyalette olan arkadaşları arıyoruz. 1 veya 2 kişi ekibe alabiliriz.
bir kişiyle sanki anlaşacağız gibi, o ama bir pozisyon garanti daha boş. Ve ondan sonra Baviera'da bu çalışma izni işte en fazla 2 sene sürebiliyor. Ondan sonra bu bizde Kenntnisprüfung denilmiyor, o Hessen'da deniliyor. Bizde aprobasyon deniliyor. Yani Alman tıp doktorlarına denklik almak için imtihandan geçiliyor ve bunun için hazırlanmak için kurslar var. Yani bu işi ciddiye almak lazım. Hakikaten böyle birazcık yandan birkaç vaka çözeyim. Ondan sonra yani bunu hakikaten güzel bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Çünkü geleceğiniz için bu imtihanları geçmeniz çok önemli. Ve geçtikten sonra ancak ihtisas başlıyor. Onu da söylemiş olalım. Berufserlaubnis'le 2 sene çalışmış olsanız o sizin 5 sene genelde mesela psikiyatri, ama öbür dallar da öyle. Genelde 5 sene en kısa sürüyor uzmanlık seneleri, uzman olmak için, imtihana girebilmek için. Orada 1-2 sene o hastanede, bu muayenehanede 1-2 sene. Yani siz kendiniz de yerinizi seçebiliyorsunuz. Ve ama en azından yarım sene bir yerde kalmanız gerekiyor. Yoksa kabul edilmiyor. Onu belki 3 aya indirecekler, ama bir yarım sene bir yerde kaldığınızdan sonra oradaki süreciniz, asistanlık zamanınız için kabul ediliyor. Berufserlaubnis bittikten sonra, aprobasyonu aldıktan sonra 5 sene asistanlıktan sonra olduğunuz eyalette tabipler odasında sözlü imtihan oluyor. Yani yazılı değil, sözlü. Genelde tüm Almanya'da tabii yabancı doktorların arasında oran nasıl bilmiyorum, ama tüm doktorların arasında belki %2 belki %5 bile imtihanı, yani değildir bile, yani %2 gibi imtihanı geçemiyor. Yani oradaki o aşamaya geldikten sonra ve güzel bir şekilde uzmanlık için çalıştıysanız o zaman bu imtihanı kesin geçiyorsunuz. Yani o zamana kadar da zaten tecrübeli bir doktor oluyorsunuz. Almancanız da yeterli oluyor. Ve sorular hiç sıra dışı, anormal sorular değil. Hep hakikaten iş hayatınızla bağlı olan, mesela psikiyatride bir nörolog uzmanı oluyor. 2 psikiyatri uzmanı oluyor. 3 kişi sizi yani bilgileriniz hakkında size sorular soruyor. En fazla 1 saat sürüyor. Benimkisi galiba yarım saat sürdü. Ondan sonra teşekkür ederiz. Çok iyi hazırsınız, uzman olabilirsiniz. İş yeriniz var mı? Biz sizi işe almak isteriz diye çok tatlı bir sohbet oldu. Hiç yani korkmamak gerekiyor. İyi hazırlandıysanız, ki buna da tabii kitaplar var, kurslar var. Yani yalnız değilsiniz bu hususta. Ama oraya tabii gelmek için daha çok adımlar var. Yani onu da söylemiş olayım bu arada. Bir imtihan sonrası uzman oluyorsunuz. Ve şu anda Almanya'da doktor olarak çok büyük şanslarınız var. Maalesef Almanya gibi bir yerde genç asistanlar yani yeteri kadar yok. Benim zamanımda, ben 28, 25, 26 yaşındayken 100 kişi bir pozisyona dilekçe veriyordu. Çok çok tıpçı vardı. Ve iyi pozisyonlar için çok sıra dışı bir özgeçmişiniz olması gerekiyordu. Şimdi tam tersine çok pozisyon var ve iyi pozisyonlarda, rahat edebileceğiniz güzel pozisyonlarda çalışabilirsiniz. Onun için sizi teşvik etmek istiyorum. Buraya gelin ve bilhassa bizde çok kültürlü tedavi sunan hastaneler, muayenehaneler artacak.
Çünkü göç asıllı halkımız fazlalaştı. %25 oldu. Her 4 kişi de bir göçmen. Ve bunlar da yaşlanıyor ve bazı yerlerde, bazı muayenehanelerde %50 orana bile geliyorlar. Yani burada sizin gibi lisan bilen, başka kültürlerde insanların örf ve adetlerini bilerek onlara çok iyi bir şekilde, olumlu bir şekilde yaklaşıp tedavileri hakikaten iyi yapmalarını ve ilaçları kullanmalarını vesaire sağlayabilen asistanlar bence Alman sağlık sistemi için çok değerli ve çok aranacak. Yani bunu başlangıçta yol zor ama bu 2-3 seneyi aştıktan sonra geleceğiniz çok iyi. Yani Türkiye'deki çalışma şartlarına göre duyduğum, ben Türkiye'de hiç yaşamadım. Ancak İstanbul'da doğdum, hemen Almanya'ya geldim. Yani İstanbul doğumluyum. Burada büyüdüm komple. Ve burada da bunu da söylemiş olayım. Bu arada buradaki çalışma etiğine uymanız gerekiyor. Ben iyi asistanlarla hiçbir sorun yaşamadım hayatımda. Çok memnunum, çok güzel bir iletişimde bulunduk. Hala iyi iletişimdeyiz. Hacettepe'den veya 9 Eylül'den İstanbul Tıp'tan gelen asistanlarım oldu. Onlar zaten çok çok başarılı, güzel çalıştı. Çok hasta bakıyoruz biz muayenehanede. Yani çok insanlarla başa çıkmak aslında, o da Türkiye'de çalışmış olan asistanlar için zor değil. Ama çalışma hayatında bunu da size söylemiş olayım. Bir Alman etiğinle çalışan bir başhekim, sizden sorumlu olan bir uzman hekim, sizin ona soru sormanızı ister. Her sorunda ona gidip danışmanızı ister. Onunla beraber sorunları çözmek, yani iletişimde kalmak, çalışkan olup hakikaten sizin de işi becerdiğinizi görmesi gerekir. Çünkü biz mesuliyetliyiz ve her zaman bir asistanın bize soru sormasına açığız. Ben şunu fark ettim, bazı asistanlar korkuyor resmen bizden, bize yaklaşmıyor, aralarında bir şeyler çevirmeye çalışıyor. Belki yanlış yola sapmış oluyor, belki bize sorsaydılar farklı bir, daha mantıklı bir yol izlerlerdi. Bir de bizde açık sözlülük çok önemli. Biz diyelim asistana bunu düzgün yapmıyorsun. Ben mesela mecburum her mektubunu okumaya. Mecburum mektubunun yanlışsa içeriği, yetersizse mektup bunu söylemeye. Bilmiyorum, sanki Türkiye'de fazla ilgi görmediniz gibime geliyor bazı asistanlar. Ve bunu tenkit veya bir yani küçümseme gibi görmeyeceksiniz. Tam tersine size bir uzman zaman ayırıyor, yaptıklarınızı dikkat ediyor yaptıklarınıza, onları bakıyor, kontrol ediyor, düzeltiyor. Yani o bizim için çok büyük sorumluluk, iş. Ben bazı gece 12'ye kadar Almancaları yetersiz olan asistanlarımın mektuplarını okuyorum, düzeltiyorum, geri veriyorum, diyorum bak bunu ileride farklı yap, hep düzeltmem gerekmesin. Çünkü bu mektuplar, yani bizde her yaptığınız işi yazılı bir kısa, en azından kısa bir not her görüşmede ve de her hasta için, vaka için bir mektup yazmanız gerekiyor. Ve biz bu mektubu sırası geldi mi sağlık sigortasına, sırası geldi mi işte başka doktorlara, sırası geldi mi hastanın isteği üzerine herhangi bir yere bir bilirkişi raporu olarak
yollamak zorunda kalıyoruz ve bu mektuplar çok önemli. Aslında bu da aynı şekilde birkaç kere bunu düzeltildiği zaman, siz de buna özen gösterdiğiniz zaman bu işin özünü çıkartıyorsunuz. Yani hem negatif feedback gelmesinden korkmayın. O negatif feedback değil, o aslında sizin daha iyi olmanız için bizim size verdiğimiz, mesela benim bir, şöyle söyleyeyim, benim bir uzman, bir ara bir bölümde çalışıyordum, bir uzman başhekimim vardı. Sırası geldi mi 4 kere mektubu geri yolluyordu. Yani diyordum, vay be, yine mi bir yanlış buldu? Evet, sen bu ilacı niye verdiğini yazmadın. Öbür ilacı niye bıraktığını yazmadın. Orada lütfen 2 cümle ekle. Öbür ilaç yan etki gösterdi. Onun için hastayla beraber konuştuk, karar verdik, bıraktık ki başka, ondan sonra öbür ilacı verdik. Onunla iyi oldu veya onunla da olmadı. Başka ilaç verdik. 2 hafta bekledik, dozajını da yükselttik, yine olmadı vesaire vesaire. Bütün bu derinlikle yazmamı istiyordu ki ondan sonra gittiği diyelim bir uzmana aynı yanlışı bir daha yapmasın diye. Bu hasta diyelim bu ilaca karşı tepki gösteriyor, yan etki gösteriyor. Biz de onu mektupta yazmamız gerekiyor. Ve ben bunu bu arkadaştan, şimdi en iyi arkadaşlarımdan biri, zamanında diyordum vay be, yine yolluyor, yine yazacaksın, yine düzelteceksin. Ama arkasındaki bana gösterdiği özeni hep görüyordum. Belki başkasına o özeni göstermiyordu ama benim daha da iyi, daha da başarılı bir hekim olmamı istiyordu. Ve çok çok minnettarım bu tarzda eğitime. Bu da Almanya'da çok normal. Yani bunu kabul etmeniz lazım. Sizi sevmemezlik veya küçük düşürmek veya yanlış anlamayacaksınız. Burada bir şey var. Ayşe, belki sen de istersen ona gir. Yani bir kültür farkı var, onu fark ettik. Ben burada evet, bırakayım, sana sözü vereyim. Kesinlikle haklısınız Elif Hanım. Biraz kültür farklılığı burada işin içine giriyor. Ben 3 yıl kadar nöroloji asistanlığı yaptım Türkiye'de. Dediğiniz gibi hakikaten çok kişisel algılamamak gerekiyor eleştirileri. Biraz daha dobra diyebilir miyiz? Belki bu kelimeyi kullanabiliriz. Hani burada biraz daha açık sözlü oluyor uzmanlarımız, şeflerimiz. Ama şu da çok güzel ki Türkiye'deki kadar büyük ve katı bir hiyerarşi yok açıkçası. Asistan hekim çok rahat fikirlerini ifade edebiliyor. Hatta ifade etmesi bekleniyor. Hani tedavi hakkında, işte yapılan tetkikler hakkında, muayenesiyle ilgili konularda hastanın çok rahat fikirlerini ifade etmesi, öneri sunması bekleniyor dediğiniz gibi. Şeyden bahsettiniz biraz, işte oturup yeri geliyor, işte epikrizleri, ars brifleri düzeltiyoruz asistanların diye. Şimdi C1 başvuru için gerekli şey, denklik için seviye, ama aslında C1 işin içine girince çok çok da yeterli bir seviye olmuyor. Muhakkak ki kişinin bu devam eden süreçte dilini geliştirmesi gerekiyor. Ben şu an mesela bunu yaşıyorum. En başta şey diyordum, işte B2, C1 olunca artık herhalde çok rahat işlerimi yapabilirim, zorluk yaşamam diye düşünüyordum ama öyle değil. Yani tabii ki ufak tefek de olsa zorluklar yaşanıyor ve kişinin sürekli kendini geliştirmeye, dil anlamında da geliştirmeye devam etmesi gerekiyor. Küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Berufs erlamis, yani o geçici çalışma iznini aldığınız eyalette kalmanız gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla bu önemli bir şey. Eğer başka bir eyalette o geçici çalışma izniyle çalışmak istiyorsanız da muhakkak belgelerinizi o eyalete taşıtmanız ve süreci oradan devam etmeniz gerekiyor. Bizim yanlışımız buydu. Biz de bunca sene asistan kabul ediyoruz ve bunu düşünmedik. Ve ne oldu şimdi? Hı-hı. 2 tane çok değerli arkadaşla anlaştık, konuştuk. Hatta ev bulunmalarına yardımcı olduk. Bir de baktık öbür eyalette 1 seneden fazla çalışmışlar. Bize gelince
bizim Regierung Oberbayern, bizim eyaletteki karar veren yer sizin yanınızda artık çalışamaz diye. Onu da tabii 2 ay, 3 ay sürdü. Biz baskı bile yaptık, telefon ettik, mesaj attık. Lütfen acil karar verin diye, arkadaşları işe almak istiyoruz, kontrat vermek istiyoruz, vizelerini uzatmaları gerekir vesaire. Yani 2 ayda çok çabuk cevap verdiler. Bunu da söylemek lazım. Bazı cevaplar çok uzun sürüyor. Bazıları arkanızda işte böyle bir başhekim olmadığı zaman sizin için bir hastane veya bir muayenehane çok oraya başvurmadığı, konuşmadığı zaman çok uzun sürebiliyor. Bir arkadaş, şimdi tanıştık, 9 ay beklemiş cevabı. Ben şaşırdım yani, biz hep oraya vekalet alıyoruz yanımızda çalışmak isteyen arkadaştan, genç meslektaştan. Ondan sonra onun için çok uğraşıyoruz ve genelde 2 ay içinde çalışma izni çıkıyor veya işte bu arkadaşlar çok şok oldu. Biz böyle bir durum olacağını biz de zannetmedik. Şimdi tabii biraz zor durumda kaldık. Çünkü öbür çok başvurular geliyor ama öbür arkadaşlar başvuran Türkçe bilen, onu söylemek lazım. Alman başvuruları çok ama biz tabii ekipte en azından benim haricimde bir veya iki Türkçe konuşan arkadaş olsun istiyoruz. Birkaç sorumuz var Elif Hanım. Katılımcılar yazıyor. Ben şimdi hemen şöyle kısaca bir baştan sona doğru gideyim. Bir tanesini zaten siz cevaplandırmıştınız. Soru şuydu, belki diğerleri de duymak ister. Denklik ve bilirkişi sürecinde Türkiye'de 6 yıl temel tıp eğitimi üzerine uzmanlık eğitimi almış, yani asistanlık olmanın avantajı var mıdır diyor bir arkadaşımız. Siz de denklik almanız gerekir, başvurma yapmanız gerekir, hangi eyalette gitmek istiyorsanız diye cevap vermişsiniz. Sonra bir arkadaşımız diyor ki, Türkiye'de akreditasyon almamış olan tıp fakültelerinden mezun olmanın nasıl bir dezavantajı olur? Aslında bu mecburi hizmet tıpı bitirmeye şart değil galiba. Gerçi onu bence Ayşe cevaplandırsın. Ben yanlış bir şey söyleyebilirim. Yani benim bildiğim mecburi hizmet gerekiyor mu diplomayı almak için Ayşe? Öncesinde birkaç yıla kadar diplomamızı alamıyorduk. Sadece geçici bir mezuniyet belgesi veriliyordu. Ama artık diplomalarımızı alabiliyoruz birkaç yıldır. Belki 3 yıl olmuştur şimdi, yanlış söylemeyeyim ama bir 3 yıldır falan alabiliyoruz diplomalarımızı. Ha, nedir? Türkiye'de çalışabilmek için zorunlu hizmeti yapmış olmanız gerekiyor. Yani o zaman şöyle diyelim, anladığım kadar Almanya'da çalışabilmek için zorunlu hizmet yapılmış olması gerekmiyor. Ama yine yani diplomayı alıyorsunuz ve buraya başvuruyorsunuz. Ve başvuru zamanında hemen Almanca öğrenmeye başlıyorsunuz. Başvuru birkaç ay sürebiliyor. Pandemi zamanında hatta 9 ay, 10 ay. Bir de şu anda Regierung Oberbayern'da çalışan oradaki memurlar çok azmış. Biz onu duyduk. Bir güvenilir bir kişiden. Hakikaten dosyalar tavana kadar ve ancak işte bir iş yeri bulursanız onlar, oradaki başhekim sizin için orada yani baskı yaparsa, lütfen bu kişinin dosyasını öncelik tanıyın, biz bekliyoruz çalışma izinle, onunla çalışmak istiyoruz derse iş hızlanıyor. Ama onun için de bir hospitasyon yeriniz olması gerekiyor. Ve o zaman buraya da gelmiş oluyorsunuz. Bir ayak uydurmuş oluyorsunuz. Buradaki kurslara da başlayabiliyorsunuz. Yani bence B2'yi Türkiye'de yapın. Burada C1'i yapabilirsiniz. Hem lütfen, hakikaten ben mesela Amerika'ya gittiğimde, ben öğrenciydim. Son senemde Amerika'ya gittiğimde
Hep İngilizce konuştum. Hep Almanlar da, biz aramızda 3 kişi Alman olsak, yanımıza bir Amerikan geldiği zaman her zaman İngilizce konuştuk. Yani burada arkadaşlar bizi anlasın, beraber iletişimde bulunalım diye. Almanca zor bir dil biliyorum. Ama elinizden geldiği kadar hakikaten boş zamanınızda da filmler izleyin, haberleri izlemeye çalışın, kitaplar var okunan, çocuk kitabı olabilir belki, kolay, basit bir lisanda okunmuş bir çocuk kitabı olabilir. Yani bunları kullanarak, çünkü şu anki çok sevdiğimiz asistanımız FSP, kısaltıyoruz biz Fachsprachprüfung'u, FSP'yi geçemediği için yanımızdan ayrılmak zorunda kalacak. Çünkü hemen yine imtihanı tekrarlayamıyorsunuz, onu da söylemiş olayım. İmtihanı en erken 3 ay sonra veya bazı eyaletler 6 ay sonra imtihanı tekrarlamanıza şans tanıyor. Yani bu 6 ay içinde ne yapacaksınız? O da var. Onun için lütfen, zaten biz tıpçılar çok çalışmayı biliyoruz. Hayatımız kitaplarla geçti, ezberlerle geçti. Bunu, bu Almanca öğrenmeyi ciddiye alın. Bir Türk ekibinde çalışsanız da, yani biz de şimdi artık bir şeye karar verdik. Elimizden geldiği kadar Türk asistanlarla da Almanca, biz hiç olmazsa Almanca konuşalım dedik. Onlar zorluk çekerse Türkçe cevap versin, sorun değil. Ama bunlar çok önemli. Yani kendinizi, çünkü ne kadar iyi lisanı biliyorsanız o kadar başarılı oluyorsunuz sonra da iş hayatınızda. Çünkü yalnız konuşmakla geçmiyor tıp hayatı bizde. Türkiye'yi bilemeyeceğim. Bizde çok çok ufak tefek olsa da kağıt işleri oluyor. İşte başka bir doktora bir rapor, işte sağlık sigortasına rapor vesaire vesaire. Yani ev doktoru bizden bir şey istiyor. Ve hastayı gördüğümüze dahil ispat olması lazım. Bir şeyler yazmamız lazım ve hastanede zaten her vaka çıkışında, hatta hastanede 10 gün içinde, bazı dallarda 3-4 gün içinde bir rapor hazırlıyorsunuz. Sonra servis sorumlusu hekim, sonra en baştaki hekim onu inceliyor, düzeltiyor. Sekreter de tabii size yardımcı oluyor ama durmadan yazı yazıyorsunuz. Hmm. Almanca'dan uzak duramazsınız, yani onu söylemiş bu olayım. Tam da o zaman Almanca konusuna değinmişken ben de Xperlink'teki Almanca kurslarımızdan bahsetmeden duramayacağım. Orada da Tekirdağ'da yaşayan bir Alman bir bayan, Natalia Hanım, uzun yıllardan beri Almanca eğitimi veriyor. Ve bilhassa da bu FSP dediğiniz, yani hekimler için işte özel meslek Almancasının eğitimlerini de veriyor. Şu anda Xperlink'te A1'den B2'ye kadar sunuyoruz bunu. Oradan normal etkileşimli online platformdan da katılabilirsiniz. Gayet de uygun ücretlerle birlikte. Bir sorumuz daha var, onu hemen şey yapayım. Almanya'da acil tıp ana bilimi olmadığını biliyoruz diyor bir arkadaş. Kurulması yönünde çalışmalar var mıdır? Bilginiz varsa paylaşabilirsiniz, sevinirim diyor. Almanya'da şöyle, ya iç hastalıkları uzmanı oluyorsunuz veya başka bir, yani acil tıpta çalışınca bir diyelim hastanenin, ya nöroloğun da acil tıpı var, iç hastalıkların da, cerrahiyenin de, onların acil tıp bölümü var, emergency room. Ve orada çalışan ve onun uzmanlığını yapan, yani herhangi bir uzmanlığın üstüne o seneyi mesela yapan arkadaşlarımız var. Benim de o tarzda çalışan veya diyelim hep acil tıp
kursları var ve o kursları yapıp da hep diyelim mesela arabayla Notfallwagen yani ambulansla ambulansıyla tüm gün çalışan arkadaşlarımız var. Bunlar ama değişik uzmanlıklarda olabiliyor. Diyelim yani benim mesela çok yakın bir arkadaşım nörolog ama acil tıp aynı zamanda acil tıp uzmanı ve genelde nereye gidiyor? Mesela işte felç vakaları yarım saatten az da gidiyor, getiriyor ve kurtarabiliyoruz mesela. İşte ben de uzun süre o ekipte, o hastanede çalıştım. Hatta acil serviste de yarım sene çalıştım, nörolojide. Yani ondan sonra iç hastalıklarının acil tıpı var vesaire vesaire. Yani bunlar Almanya'da çok değer veriliyor bu dallara. Siz bir uzmanlıktan sonra onun özel yani tabii her uzmanlığın farklı acil vakaları var. Onun özel bölümüne girip orada çok daha derin acil tıpa giriyorsunuz. Mesela cerrahiyedeki acil tıp yine farklı. Hep ameliyat oluyor. Diyelim işte acutus abdomen, Türkçesi ne Ayşe? İşte akut batın. Akut batın. Aynen yani o tarzda durumlarda tabii cerrah hemen ne yapılacağını biliyor. Gidiyorlar, vakayı getiriyorlar. O anda ameliyathane hazırlanıyor vesaire vesaire. Yani bunları ben cerrahiyede de çalıştım, iç hastalıklarında da çalıştım, radyolojide de çalıştım. Yani Almanya'nın güzel yanı siz değişik dallarda da çalışabiliyorsunuz ve orada çok katma değer alıyorsunuz. Ben radyolojide çalıştığıma çok çok minnettarım. Çünkü şu anda mesela birçok hasta hocam bu nedir diye filmlerini getiriyor. Ve ben de tabii ki bir radyolog kadar ona bakamam. Tıpta her gün değişiyor ama birçok şeyi gayet güzel hastaya da anlatabiliyorum, rahatlatabiliyorum. Yani bu tarzda istediğiniz dallarda bir yarım sene orada, bir yarım sene burada mesela maaşla çalışabiliyorsunuz ve çok iyi bir eğitim alıyorsunuz. Yani çok kapsamlı bir eğitim alabiliyorsunuz ve hepsi de diyelim yarım sene iç hastalıkları başka dallara da sayılabiliyor. Yarım sene cerrahiye başka dala da sayılabiliyor yani uzmanlık için. Bir sorumuz daha var. Onu da hemen ekleyelim. Burada tıp öğrencileri staj için gelebiliyor mu Almanya'ya? Bu aslında enteresan bir soru Elif Hanım. Bilmiyorum burada. Evet, biz mesela Erasmus kabul ediyoruz. Bizde Erasmus var. Hatta bu sene 6 kişi kabul ettik. Sonra Alman devleti patlak verdi. Ancak 6 aylık kalırsanız vize veririz dediler. Bütün bu öğrenciler maalesef 6 ay nasıl kalsın? Öğrenciler 3 ay, en fazla 4 ay kalabilirler. Hibeler de en fazla 3 ay. Biz de tabii ki 6 öğrenci için bütün buradaki masraflarını ödeyemeyiz. Zaten 6 fazla bizim için. Biz onlar gelebilsin diye hepsini kabul etmiştik. Yani 2-3 kişi de bize yeter. Bu sefer şimdi 6 öğrencinin diyelim galiba 4'ü gelemeyecek. Bu da pandemi yüzünden böyle oldu. Normalde böyle değil. Bizim senelerdir, bu sene 4. galiba, Türkiye'den Erasmus öğrencileri geliyor. Ve genelde %80'inle çok iyi bir tecrübe yaptık. Şimdi şöyle, burada da aynı şekilde bizde ne yapabilirsiniz? Testler, işte
grup tedavilerinde, teke tek tedavilerinde eğer hasta kabul ederse yanımızda oturabilirsiniz. Veya bu tedavilerin bir parçasını hazırlayıp hastayla görüşebilirsiniz. Gevşeme egzersizleri veya başka yöntemleri yapabilirsiniz. Biz araştırmalar yapıyoruz. Lütfen ResearchGate ve Akademiya'dan da bakın. Şu anda son 2-3 sene içinde bayağı bir hız aldık. Çok hastamız var. Onlarla anketler yapıyoruz. Orada yardımcı olabilir bir öğrenci ve o anket için mesela bizim poster üstünde veya yayınımızda yer alabilir. Ondan sonra işte yaptığımız herhangi bir iş yani ya bizde mesela EEG var, başka nörologların yaptığı teşhis koymak için ölçüler var, sinirlerin ölçüleri, onları yapabilirler vesaire vesaire. Yani her ne yapılıyorsa, hatta bizde hemşirelerle doktorun arasında büyük bir hiyerarşi uçurumu da yok. Hemşirenin yardıma ihtiyacı varsa ona da yardım etmesi lazım bir öğrenci ve onu küçük görmemesi lazım, yoksa sorun yaşar bizim ekipte. Yani kan alma vesaire neyi kendisi yapmak istiyorsa, yapabiliyorsa yapabilir, hastalarla görüşebilir. Genelde tabii biz onun bir öğrencinin hastayla görüşmesinden biz para kazanmıyoruz, onu da söyleyeyim. Ben kendim kontenjanımı dolduruyorum. Başkasının yanında çalışıp da hasta görmesinden ben bir maddi avantaj sağlamıyorum. O ancak tecrübe ediniyor ve hastayı da geri çevirmiş olmuyoruz. Çünkü çok ihtiyacı olan hastalarımız var. Yani siz tecrübe edinebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Tabii bunu yapabilen, hazır olan, kendine güvenen, eğitimi ilerlemiş olan, daha çok başlangıçta olmayan asistanlar, tıp veya psikoloji gelirse güzel olur. Erasmus üzerinden bize başvurabilirler. Biz değişik kurumlarda kabul edilmiş Erasmus yeriyiz. Yani hem Avrupa'nın bir programı var, hem Türkiye'de programlar var. Hepsinde kabul görmüş ve çok iyi netice alan Erasmus programımız. Son 10 dakikayı şey yapalım isterseniz. Hemen Evet. sorulara bakalım. Çünkü vaktimiz ilerledi. Ama bakıyorum sorular da çok enteresan. Yine bu stajla alakalı observership kabul ediyor musunuz diyor. Ben şimdi soruların sonundan başlayarak yukarı doğru çıkacağım. Onu hemen çok çabuk Aha. cevaplandıralım. Hospitasyon dediğimiz observership. Ha, okey. Biraz önce çok çok derin girdik içine. Yani ancak en fazla 3 ay yanımızdasınız. Yani bir nevi stajyer, observership, hospitasyon. Bu yine başka bir soruya geleyim. Yani hospitasyon döneminde peki para kazanma imkanı var mı? Şimdi şöyle bir uzun bir soru var burada. Bir arkadaş soruyor. Çok deneyimli bir cerrahım diyor. İşte Almancayı A2 seviyesinde sonuç itibariyle almaya da tahmini olarak uzmanlığımı da almam ne kadar sürer ve son noktada beni hem ekonomik olarak da hem de iş olarak da rahat bir hayat bekliyor mu diyor. Yani sonuçta 17 yıllık genel cerrahi uzmanıyım diyor. Böyle bir sorusu var arkadaşım. Yani hospitasyonda bir para kazanma mümkün değil herhalde anladığım kadarıyla. Anladım. Yani Evet. şöyle tabii ki çok tecrübeli bir cerrah kim istemesin, hele cerrahiye bir ustalık yani, ama onun da aynı şekilde denklik alacak, hospitasyon süresinde vize alacak. Sonra işte Ayşe'nin söylediği çok mantıklı, bilir kişi gibi yani çok tecrübeli bir yurt dışından gelen bir doktor hemen bu denklik sürecindeki çalışma izni olmadan aprobasyon imtihanına girme şartıyla bir denklik almaya çalışabilir. Türkiye'deki bütün tecrübelerini oradan iyi bir şekilde
şimdiki işverenlerinden bütün yaptığı ameliyatları, her şeyi oradan yazılı bir şekilde ispatını getirsin. Ondan sonra burada bence denklik daha çabuk sağlanabilir. Ama yine de C1, Fachsprachprüfung vesaire veya Approbationsprüfung, onlar için C1 seviyesine gelmesi gerekiyor. Bir de bir sorumuz daha var. Soruldu mu bilmiyorum diyor. Uzmanlık denkliği için mutlaka sınava girmemiz gerekiyor mu diyor bir arkadaş. Herhalde ben de size ileteyim bu soruyu. Tabii uzmanlık denklik için mutlaka sınava girmek gerekiyor. Sınavsız olmuyor herhalde, değil mi bu? Burada da çok yüksek oranda evet. Burada da asistan olsa herkes sınava girmesi gerekiyor. Yani bir de şöyle bir şey olabiliyor. Onu da çok duydum. Türkiye'de tecrübeli uzman olduğunuz halde diyelim bazı dallarda bizim verdiğimiz dersler, bizim uzmanlık sürecinde, iktisas zamanında yapılan bütün içerikler Türkiye'de ispatlanamıyorsa onları burada tekrarlamanız gerekiyor. Diyelim bütün ne yaptığınızı yazıyorsunuz ve buradaki yapılan derslerle mukayese ediliyor. Ve bir sene uzmanlığa daha devam etmeniz deniliyor. Ve bu seneyi asistan olarak bir yerde çalışıp ve sonra uzmanlık imtihanına Almanya'da Almanca giriyorsunuz. Bu çok önemli. Uzmanlık imtihanına her asistan girmesi gerekiyor. Yurt dışı, yurt içi. Ve genelde direkt uzman olarak kabul edilen hiç duymadım daha şimdi. Ama bilmiyorum, belki olanlar var. Bir sorumuz daha var. O da arkadaşımız diyor ki işte fakülteden mezun olmadan önce başvuru işlemlerini başlatmak acaba mantıklı olur mu diyor. Şimdi bir üniversite eğitimi daha devam ederken, tabii daha diploma da yok. Kesinlikle diploma olmadan zaten başvuru yapamazsınız. Anladım. Şöyle olur. Alman bir tıp üniversitesine başvuru yapabilirsiniz. Transfer olmak için. Orada da aynısı olur. Bizde şimdi iki tane öğrenci vardı. Yani Türkiye'den gelen tıp öğrencisi, burada tıp okuyan öğrenciler vardı. Onlar şimdi şöyle bir durum oldu. Türkiye'den hangi üniversitedeyseler bakıldı, işte yüzde kaç yine mukayese edildi. Yüzde kaç aynı seviyedesiniz. Ondan sonra burada diyelim, orada belki 7. sömestre, burada 3'e veya 4'e veya 5'e girebildiler. Şimdi eşimin bir konferansı var. Tamam. Büyük bir ihtimal zaten. Şimdi ben o zaman toplantımızı kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Elif Hanım ve Ayşe. Vakit ayırdınız ve sorulara da cevap verdiniz ve çok faydalı da bir söyleşi olduğunu düşünüyorum.